Efendim geceniz hayır olsun. Merhabalar. Muhabbetle selamlarım. 27 Temmuz 2020 Pazartesi akşamından hepinizi selamlıyorum. Muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlar, huzurlar diliyorum. Güzellikler diliyorum. İyilikler temenni ediyorum. İyilik düşünelim, iyilerle karşılaşalım. İyilik düşünelim, iyilikler yapalım. İyilikler bulalım inşallah. Güzel düşünenin güzel şeylerle karşılaşacağı biliniyor zaten. Güzel düşünelim ki güzelliklerle karşılaşalım. Gönenli Efendi Hazretleri'nin bir duası var malum, zaman zaman zikrediyoruz. Onunla başlamış olalım en azından. Diyor ki Gönenli Efendi Hazretleri böyle şiir gibi 4 satırlık bir dua. İnşallah onlardan olmak niyazıyla başlayalım. Razıyım senden, razı ol benden. İyileri çıkar karşımıza, hayırlar yaz başımıza, iyileri çıkar karşımıza. Harika bir dua Gönenli Efendi'nin. Bir daha hatırlayalım, ezberlemekte yarar var. Razıyım senden, razı ol benden. Hayırlar yaz başımıza, iyileri çıkar karşımıza. Muhteşem bir dua. Bu niyazla başlamış olalım efendim. Hepinizi bir kez daha, yeni gelen dostlarımı da saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, her akşam bir konu, yani yaptığımız her programda bir konu belirliyoruz. Bazen kendiliğinden bir yerden bir yere de akıp gidiyor. Sizin yazmış olduğunuz yorumlar da bizi bir yere taşıyor. Zaten iddiası olan konuşmalar değil biliyorsunuz. Bir soframız var, bir gönül soframız var, bir muhabbet soframız var. O muhabbet sofrasının etrafına diz çekiyoruz. Gelen neyse muhabbet oradan akıyor gidiyor. Yani bir söz yumağımız var. Hep beraber tuttuğumuz o söz yumağı akıp gidiyor. Belki güzelliği de buradan kaynaklanıyor. Hani böyle dikte eden, öğreten, işte bir öğretmen, bir hoca havasında yapmaya çalışıyoruz. Aramızda hocalar var. Fatma Hocam da burada. Haluk Tunbay hocamızın üzerinde tezi olan değerli Fatma Hocam da burada. Selamlıyorum seni Fatma Hocam. Yani dolayısıyla hani böyle iddialı cümleler kurmak yerine içe dönük sözler söylemek, içe dönük cümleler kurmak, kendimizi rahatsız edici, konforumuzu giderici, tahrip edici cümleler kurmak lazım. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarıyoruz tabii o da ayrı bir mesele. Bugün bir gönül manifestosu acaba yazmış olsak nasıl bir şey yazardık? Yani kendimize hitaben bir manifestomuz olsaydı, bu bir gönül manifestosu olsaydı, bir ruh manifestosu olsaydı acaba neler yazardık? Kendimize neler söylerdik? Nasıl hitap ederdik? Nereden hitap ederdik gibi bir fikrim doğdu. Bunun üzerinde bir şeyler söylemek isterim. Yani cümleleri okumak isterim. Henüz yayınlanmadı ama Kalbi Tutan Mektuplar diye bir dosyam var. Şu anda Sait Köşk okuyor. Bu pandemi döneminde nereden yayınlanır, nasıl yayınlanır o da ayrı bir mesele. Ya da yayınlanması gerekir mi, şart mı? O da ayrı bir mesele. Hani öyle düşünenlerden olmadığım için o kendi haline bırakıyorum. Bitince bir dosyam. O Kalbi Tutan Mektuplar dosyasının sonunda bir gönül manifestosu maddeleri koydum. O bugün böyle dosyaları filan düzeltirken elime geçti. Ya epeyce de bir şeydi yazılmış aslında. Belki üzerlerinde, o cümlelerin üzerlerinde aslında birer program da yapılabilir. Yani üzerinde ya da çokça da konuşulabilir. O gönül manifestosu. Yani her birimizin kendimize yapacağı bir manifesto. Ya buradan cümleleri aktarmayı düşünüyorum bu akşam. Ama bu cümleleri benim aktarıyor olmam yetmiyor. Yani her birimizin kendimize bir manifesto yapmamız lazım. Hani nasıl böyle dernekler, işte kuruluşlar, vakıflar, düşünce işte teşkilatları, kuruluşları bazı dönemlerde manifestolar yayınlıyorlar. İşte bizim manifestomuz budur. Bizim paradigmamız budur. Bizim düşünce evrenimiz, yapmak istediklerimiz ve temeli budur diyorlar ya. Biz de hani mümin bir insan olarak, düşünen bir insan olarak, tefekkür etmeye çalışan bir insan olarak hayatı, kainatı, insanı, kendimizi, olayları, yaşadıklarımızı, sevinçlerimizi, hüzünlerimizi, kederlerimizi yorumlamaya, analiz etmeye çalışan insanlar olarak acaba kendimize bir manifesto yazmış olsaydık
Ne yazardık? Yani böyle düşünerek dinleyin lütfen. Ya da siz de sonrasında bir manifesto hazırlayın kendinize. Yani ben nerede eksiğim var? Nerede düşünmem gerekir? Nerede analiz yapmam gerekir? Nerede yoruma ulaşmam gerekir? Nerede yanlışımdan geri dönmem gerekir? Nerede yarı doğru olan yanımı tasih etmem gerekir? Nereyi güçlendirmem, nereyi pekiştirmem, nereyi silmem, geriye dönmem gerekir gibi düşünceleri de barındıran bir şey aslında düşündüğüm bu manifesto. Bu manifestonun ilk cümlesi şu, tanıdık ol gelecek bir cümle olacak muhtemelen. Diyor ki, bu manifestoda işte yazarın kendine yazmış olduğu, yazamazın diyelim, yazar demeyelim, yazamazın kendine yazmış olduğu manifestonun birinci cümlesi bu. Kalbi tutan mektuplardan. Hikayeni kurarken kendisi kütüphane olan insanlara yakın dur. Onlardan feyiz al. Kendime ölçü aldığım bir cümle. Yapmaya çalıştım tabii ne kadar yapabiliyorsak. Hikayeni kurarken, kendi hayat hikayeni, kendi serencamını oluştururken, kendisi kütüphane olan, kütüphanesi olan değil sadece, kendisi kütüphane olan insanlara yakın dur. Onlara yakın ol. Onlardan feyiz al. Benim açımdan yani kendi anlayışım açısından, paradigmam açısından bu çok kıymetli bir şey. Kütüphane insanlara yakın durmaya çalışmak lazım. Çünkü onların her halinden öyle cümleler çıkar ki belki de onlarca kitap okusan seni çıkaramayacağın bir cümleyi haliyle, tavrıyla, birine söylediği bir cümleyle çıkartabilir. Öyle gelebilir. Ayşenur Menekşe adıyla bir kardeşim vardı. Allah selamet versin. İyi de güçlü de bir kalemi vardır. Zaman zaman bazı büyük işte yöneticilere ya da bürokratlara diyelim şimdi ismini söylemeyelim. Konuşma metinleri de yazmış olan birisi. Güzel projelerde olan birisi Ayşenur Menekşe. 63 mektup diye bir kitabı da vardı. Peygamber Efendimiz'in 63 senesinde yazılmış birer mektup şeklinde Nesil'de yayınlanmıştı. Orada yayınlatmıştık. O işte liseden sonra üniversite sınavına girdi. İşte bugünlerde konuşuluyor biliyorsunuz. Ve Antep'te bir yer kazandı. Edebiyat öğretmenliğiydi galiba. Fakat gitmek istemiyordu. Yani İstanbul dışına gitmek istemiyordu. Altunizade Kültür Merkezi'nde ruhaniyetine selam olsun. Haluk Nurbaki hocamızın da bir konferansı var. Hocamı da seviyor. Hocam da onu tanıyor. Tanıştırmıştık. Aile gitmek istiyor fakat kız gitmek istemiyor. Hocama soracak. Hocamdan alacağı cümleye göre de bir karar verecek. Yani istiyor ki ve bekliyor ki Haluk Nurbaki de ona yok kızım gitme ailen yanında oku demesini bekliyor. Şimdi Ayşenur Menekşe geldi. Hocaya durumu arz etti Haluk Nurbaki hocamıza. Hocamızın vermiş olduğu tepki, söylemiş olduğu ilk cümle şu oldu. Elbette gideceksin kızım. Gurbet sünnettir dedi. Of. Şimdi artık Ayşenur Menekşe ya nasıl gitmeyecek? Şimdi gurbet, ozanlarımız gurbet üzerinden şiirler söylerler, türküler yakarlar, şarkılar söylerler, acılar, hüzünler, kederler söylenir. Şairler bunu söyler, hikayeciler bunu söyler ve çok güzel şeyler söylerler. Fakat bir gönül insanına sorduğunda gurbetin Hazreti Peygamberle irtibatlı hali getirilmiş ve ilk cümle olarak hiç düşünülmeden hani böyle oturup yazılan bir şey değil. Elbette gideceksin kızım. Gurbet sünnettir. Şimdi mesela bu cümle benim yıllardır aklımdan çıkmaz. Kütüphane insanları demek böyle bir şey. Yani o öyle bir şey söyler ki senin onlarca yerden bulup çıkaramayacağın bir tefekkürdür, bir zevktir, bir şahikadır. Hicretin sünnet olduğunu biliriz ama bunu gurbet sünnettir şeklinde söylemek ancak bir ehli irfana nasip olabilecek bir şey. Onun gönlünden bir tomurcuklanarak gelebilecek olan bir şey. Hicret sünnettir, hicret etmek gerekir, peygamberimiz hicret etmiştir, her peygamber, her nebi hicret etmiştir, veliler hicret etmişlerdir, ilk görev yerleri hicret yeridir filan gibi cümleleri hepimiz biliriz ve söyleriz. Doğrudur da. Fakat gurbetin sünnet olarak söylenmiş olması çok ilginç gelmişti bana. Siz nasıl karşıladınız bilmiyorum. Yani kütüphane insan böyle bir şey. Yani benim gönül manifestomdaki ilk cümle hikayeni kurarken kendisi kütüphane olan insanlara yakın ol, onlardan
feyz al. İkinci cümle şu. Sesli değil, sessiz de olsa konuşabilen kişileri bul ve yanlarından ayrılma. Bunlar nasıl bulunur, nerede bulunur? Bulunsa da bize bulunurlar mı? Bize aşikar olurlar mı? Bize kendilerini gösterirler mi? Bilinmez. Bu da bizim ne kadar bulmak istediğimize, ne kadar olmak istediğimize, ne kadar pişmek istediğimize, ne kadar yanmak istediğimize bağlı elbette. Yani biraz oralardan bakıyor olmak lazım. Yani sesli değil, sessiz de olsa konuşabilen kişileri bul ve yanlarından ayrılma. Bu da benim gönül manifestomun cümlelerinden birisi. Evet, hakikaten muhteşem bir cevap vermiş Fatma Hocam. Gelen dostları selamlayalım. 10 dakikayı geçtik. Dün epeyce uzun olmuştu. Şakir abim burada. Miyan Sera burada. Hayırlı geceler diliyor. Zehra Erdem burada. Miyan Sera, ben Edibe Leyla diyor. Eyvallah efendim. Safa geldin. Emine Şener burada. Adapazarı'ndan selamlar. Fatma Hocam burada demiştik. Sebiha Özbek burada. Ateş Yayınları Nurcan burada. Emine Gülistan Soyit burada. Selamlar. Nurgül Altınsoy burada. Merhabalar demiş. Eyvallah efendim. Özbek Sebiha'da geceniz hayır olsun diyor. Hayrola diyor. Eyvallah. Amin ecmain diyorlar. Nur burada. Emine Gülistan'ı selamlamıştık. Zeynep Ersoy burada. Ayfer Güller merhaba efendim burada. Merhabanıza merhaba efendim. Nurhan Gürbüz Keçeci burada. Emine Şener'in işareti var. Hayırlı akşamlar demiş Zeynep Ersoy. Teşekkür ederim. Ata Bellay burada. Edibe Leyla burada. Elif burada. Elif Kaba selamlar. Bayrama gitmedin herhalde Zonguldak'ın. Nazlı Kement Hocam burada. Levent Laçın kardeşim burada. Hatice Fahri Nisa Hocam burada. Kalbi Kelam burada. Fatma Hocam aleyküm selam, hayırlı geceler demiş. Selamlar babaya da, Ali abiye de. Muhammed Puşti burada. Doktor Serdar Alparslan ağabeyim burada. Çocuk ergen psikiyatri uzmanı. Engin Çetinkaya burada. Canan Çapraz Hocam burada. Canan Hocam, Yozgat'ta mısınız halen? Döndünüz mü? Ayşe Amine Mümine burada. Merhaba efendim. Sen de hoş geldin. Semros burada. Yasemin Özekin burada. Halime Özkan burada. Güzide Lüleci burada. Adapazarı'na selamlar. La Mekan Derviş burada. YSM SD burada. Zehra burada Konya'dan. Ersa selamlar. Sema Özdemir burada. Hicret dostun gönlüne muhabbetle girmektir. Eyvallah, sağ olasın. Nursu'yu bazen farkına varamayız. Yanı başımıza sessiz sedasız geçerken geçerler. Gerçekten de kütüphane insanlar. Fatma Demiray burada. Fatma Demiray'ın sabah canlı yayınına katıldım. Beraber yolculuk etmiş gibi oldum. Pek de keyifliydi. Çok da güzel şeyler konuştuk kalbin mahremiyeti üzerine. Oradan bir mana doğdu. Bugün de kalbin mahremiyeti diye Instagram'da yayınladım, bir şey yazdım. Dostlar birbirinin gönlüne cümle bırakabilirlerse çok güzel oluyor. Biz de bu akşam yayınlarında aslında bunu yapıyoruz. Bugün Fatma Demiray ile yaptığımız gibi. Yani insan arkadaşlarının, dostlarının gönlüne birer cümle bırakabilirse işte onlar bir gönül manifestosu haline de gelebiliyorlar. Birbirimize en güzel ikramımız, en güzel infakımız herhalde bırakabileceğimiz o, değil mi? Cümleler olmalı. Birbirimize harika cümleler bırakalım inşallah. Sufi Ruhum burada. Fatma Hocam, evet, harika bir cevap vermiş demiş. Sözsüz, Fatma Demiray'ın mesajı var. Sözsüz derinliklerde kulaç atmak lazım diyor. Aynen öyle. Başarabilsek ne güzel, değil mi? İnşallah başaranlardan oluruz. Başarabilenlerden oluruz. Ama tabii önce başarmak için niyet etmek lazım. Niyeti ihmal edersek, değil mi? Fatma Hocam, o zaman hiç başaramamış oluruz zaten. Çelik Alaaddin burada. Canım hocam, hayırlı selamlar demiş. Uzaklardan uzaklardan Sufi Ruhum. Zonguldak'tayım, bugün geldim. Eyvallah, selam olsun efendim aileye. Sevda Deniz Değerli Hikayecimiz burada. Şamil Kucur abimi görüyorum burada. Acemiceydi sizin yayınınızda, hesabımız okunmaz diyor Fatma Demir. Estağfurullah, hani bunların da hiçbir önemi yok aslında, biliyor musun?
Yani mühim olan gönülden olması, içten olması, sade olması, samimi olması, doğaçlama olması, kendiliğinden olması, sözün akması. Yoksa önünüze bir sürü notlar alırsınız. Böyle okursunuz hutbede okur gibi. Ama hiç kimse de ondan bir şey anlamaz. Yani bir zevk almaz. Bir o cümle onların gönüllerini titretmez. Tüylerini diken diken yapmaz. Ruha dokunabilmek, gönle cümle bırakabilmek, bir titreşime sebebiyet verebilmek, o kelimelerin canlı olarak bir kalpten çıkması, başka bir kalpte canlılığa sebebiyet vermesi. Bütün mesele bu aslında. Kelimelerin kalbini bildiğimizde, daha evvel konuştuğumuz gibi, kelimelerin kalbinin farkında olan bir kalbe de o kelimeler, o cümleler ulaşıyor. İşte o zaman da ruha dokunmak oluyor diyebiliriz herhalde bu. Öyle bir şey demek istediğim. Şamil abi eyvallah, aleyküm selam. Melek Ulaş geldi Bursa'ya. Selamlar efendim. Evet, bugün gönül manifestomuz olsa, bir gönül manifestomuz olsa ve bu gönül manifestomuzda hangi cümleler yer alırdı? Kendimize nasıl hitap ederdik? Kendimize neleri yapmamız gerektiğini söyleyebilirdik. Kendimize neleri tamamlamamız, neleri pekiştirmemiz, neleri değiştirmemiz gerektiğini söyleyebilirdik. Böyle bir manifestomuz olsa burada neler olurdu gibi düşünüyorum. Sözler karşıdakinin kalbine cemre olarak düşecek. Tabii bahar getirecek. Öyle olmalı. Yoksa her taraf zaten kuru ve kurutucu. Sabiha Özbek, hak cemalini idrak eden bütün güzelliğiyle sirayet eder diyor. Eyvallah, çok hoş bir laf. Eda Turan, merhaba efendim, hoş geldiniz. Üçüncü cümlem şuydu manifestomda. Kuyumcu inceliğinde olan kendinden büyük dostlar edin. Kuyumcu inceliğinde iş gören adamlar olacak. Hassas, narin, kalbi, duygulu, muhabbetli, bu kültürün den beslenmiş, bu topraktan beslenmiş, Karacaoğlan'ını bilecek, Yunus Emre'sini bilecek, Hazreti Mevlana'nın asrını bilecek, Harakani Hazretleri'ni bilecek, Haluk Nurbaki'yi bilecek. Değil mi efendim? Şeyh Şabani Veli Hazretleri'ni bilecek. Yani bu toprağın mana kaynayan, bu toprağın güzelliklerini bilecek. Bu toprağın mana kaynayan güzelliklerini bilen kişiler sözü de bir kuyumcu inceliğinde işlerler. Kuyumcu inceliğinde işlenen o söz, nasıl o kuyumcunun yapmış olduğu bileziği takıyorsun, yüzüğü takıyorsun, kolyeyi takıyorsun, broşu takıyorsun, küpelerini takıyorsun ve diyorsun, şöyle bir bakıyorsun kulağına, evet bu diyorsun. Bir takıyorsun parmağına, bu diyorsun. Koluna takıyorsun, bu diyorsun. Çünkü o büyük bir incelikle düşünmüş. Yani senin neleri beğeneceğini, nasıl güzel, o kolda ne güzel durur, o kulakta ne güzel durur, değil mi? O döşte ne güzel durur, o parmakta güzel, ne güzel durur, bunları görüyor ve buna göre bir incelikle, estetikle, zevkle bir şey üretiyor. İşte bizim de böyle dostlarımız olmalı. Yani kuyumcu inceliğinde laf söyleyen, kuyumcu inceliğinde söz işleyen, kuyumcu inceliğinde kalbimize dokunan, kuyumcu rikkatiyle ruhumuza dokunan, kuyumcu rikkatiyle dikkatimize bir şeyler sunan, estetikle, muhabbetle, zevkle, zarafetle sunan ve işte ruhumuzu diken diken yapan, değil mi? Ruhumuza dokunan cümleler kurabilen insanlar olması lazım. Bunun için de ustalık gerekiyor tabii. Kuyumcu inceliğinde olan, yani lafı böyle bodoslama doğrudur diye geldiği gibi değil de, o ruhun ihtiyacına göre, o kulağın estetiğine göre, mesela bir bileziği kulağa taksanız olmaz, değil mi? Ya da ne bileyim işte yüzüğü kola taksanız olmaz. Hikmetsiz olur çünkü. Yani bilezik, kola göre bilezik yapmak hikmet, kulağa göre küpe yapmak hikmet, parmağa göre yüzük yapmak hikmet. Yani onun nereye takılacağını, ne uyandıracağını, nasıl görüneceğini bilerek yapıyor olmak ustalık gerektiren bir şey. Yani hikmet gerektiren bir şey. Kuyumcu inceliğinde sözü söyleyenler gerçekten o inceliğe sahip olan kişiler olabiliyorlar. Songül Kaykı geldi, merhaba. Hassasiyetlerimizi bilen ustalar lazım diyor Fatma Demiray. Çok haklısın, aynen öyle. Sabiha Özbek, kendini verilen değerle cilalayan bütün güzelliğiyle yansır bir mücevher misali. Maşallah, ne güzel yorumlar yapıyorsunuz. Benim kendime söylediğim manifesto cümlelerimden birisi de şu: kimlerle konuştuğun, kimlerle aynı tabağa kaşık salladığın önemli. Seç. Değil mi? Eyvallah Sofiyon. İnşallah ustalaşacağız. Yani kimlerle konuşuyorsun? Kimlerle aynı tabağa kaşık sallıyorsun? Yani beraber bir çorba içiyorsun. Bu çorba illa maddi bir çorba olması gerekmez. Yani karşılıklı oturup bir çorba içebiliriz. Bu değil mesele.
Bu da önemli bir şey tabii ama paylaşmak bakımından. Ama hangi gönül kasesine kaşık sallıyoruz? Muhabbet kasesine mi? Estetik kasesine mi? Zevk kasesine mi? İlim kasesine mi? İrfan kasesine mi? Tefekkür kasesine mi? Hangi tabağa kaşık sallıyoruz? Bu da çok kıymetli bir şey. Onun için kimlerle konuştuğun, kimlerle halleştiğin, kimlerle dertleştiğin, kimlerle pirdaş, kimlerle derttaş, kimlerle haldaş olduğun çok önemli. Onun için kimle oturduğuna, kalktığına dikkat et. Kimlerle aynı tabağa kaşık salladığın önemli. Seç demişim kendime. Semra Uslu, efendim hoş geldiniz. Hakkın verdiği güzellik hak yolunda değer bilinir. Eyvallah. Diğer bir manifesto cümlesi, Yusuf suresini dikkatle oku, içine düştüğün kuyuları kavra ve çık oradan. Bunların her birisi bir üzerinde epeyce konuşulması gereken cümleler. Ama bir manifesto, zaten manifesto demek, alt çalımları da olabilecek cümleler kurmak demek. Alt kırılımları da olacak. Yani oralara da bir şeyler sığdırmak lazım. Bunların her birisi bir muhabbet konusu olabilir. Ve bunların her birisi içerisinde saatlerce karşılıklı muhabbet edebiliriz, söz söyleyebiliriz, söyleşebiliriz, sözü kaynatabiliriz, sözü muhabbeti kaynatabiliriz. Yusuf suresini dikkatle oku, içine düştüğün kuyuları kavra ve çık oradan. Bu da bir manifesto cümlemdi. Diğeri şöyle, bize kıyabilecek olanlar kardeşlerimiz, yakınlarımız olabilir. Ya da kıyıcı olan biz olabiliriz. Habil misin? Kabil misin? Bunu bil. Eyvallah efendim. Gelişim uzmanı. Eyvallah efendim. Hoş geldiniz. Yani biz kıyıcı olabiliriz. Bize de kıyıyor olabilirler. İkisi de mümkün. Ya da zaman zaman kıyıcı olabiliriz. Zaman zaman kıyılan da olabiliriz. Bunları da tefrik etmek, ayırmak lazım. Ya da biz kıyıcı oluyoruz. Habil misin, kabil misin? Bu soru bizim her an kendimize sorabileceğimiz bir şey. İşte diyelim ki eşinle ilişkidesin. Habil misin, kabil misin? Kardeşinle ilişkidesin. Habil misin, kabil misin? Dostlarınla, iş arkadaşlarınla, çalıştığın dernekte, girdiğin işte kulüpte, işte nerede, hangi sosyal çalışmanın içerisindeysen, oradaki pozisyonuna dikkat et. Habil misin, kabil misin? Fark etmeden kıyıcı olabilirsin, kırıcı olabilirsin, örseleyici olabilirsin, dağıtıcı olabilirsin. Yani eğer öyleysen buna dikkat etmen lazım. Yani kıran, yıkan, döken olmak yerine inşa eden, bina eden, imar eden, tamir eden, ihya eden olmamız lazım. İnsanın imtihanı da olabilir. Tabii. İmtihanı da olabilir. İmtihanı da olabilir. İmtihanı da. Tamamlayamadım Yılmaz. İnsan insanın imtihanı da olabilir. Yani insan, başka bir insan senin imtihanın olabilir, sen de birisinin imtihanı olabilirsin. Aslında böyledir de zaten. Diğer bir manifesto cümle, iyilik yapar gibi yaklaşan ama gönlünü satma amacında olan kervancıları hissetmeyi öğren. İhsan Kutluay, merhaba efendim. Yani sana yardım etmek için geliyor, görüntüsünde gelirler. Seni seviyor görüntüsünde gelebilirler. Seni okşayarak gelebilirler. Gönlünü okşayabilirler. Zihnini okşayabilirler. Güzelliğinden bahseder. Saçından, başından bahseder. Kaşından bahseder. Bakışından bahseder. Edandan bahseder. Bilginden bahseder. İrfanından bahseder. Duruşundan bahseder. Duyuşundan bahseder. Yani senin hoşuna gidebilecek şeyleri söyler. Ve senin gönlünü satın almak ister. İşte Yusuf'u kuyudan çıkaran kervancılar gibi. Hoşuna giden şeyler söyler. Sen mutlu olursun. Mesut olursun. Değer bulduğunu düşünürsün. Ki bu çok mutluluk verici bir şey. Fakat o kişi eğer Hulusi kalple yaklaşmamışsa, gerçek bir iyi niyetle yaklaşmamışsa, seni kuyudan kurtarıyor diye seviniyorsun ama seni köle pazarında satmak için kurtarıyor olabilir. Onun için bunları da hissetmeyi öğrenmek lazım. Bunun için kalbin çalıştırılmasını, kalbin harekete geçirilmesini, kalbin çalışma pratiklerine ihtiyaç var. Böyle bir durum efendim. İmtihanı da olabilir, mükafatı da olabilir. Eyvallah, sağ olasın.
Umut077, merhaba efendim, hoş geldiniz. Yani dolayısıyla iyilik yapar gibi bize yaklaşanların gerçekten iyilik yapıp yapmadıklarını, bizim gönlümüzü aldıktan sonra onu satıp satmayacaklarını da hissetmeye çalışmak lazım. Manifestonun bir cümlesi de bu. Diğeri şöyle, çeldiricilerini belirle ve onlarla mücadele et. Herkesin çeldiricisi farklıdır. Hepimizin çeldiricileri var. Kimimiz güzelliğe meftun oluruz, kimimiz işte şöhrete meftun oluruz, kimimiz paraya meftun oluruz, kimimiz muhabbete meftun oluruz, kimimiz şuna meftun oluruz, kimimiz yardım edilmeye meftun oluruz. Yani her birimizin çeldiren, bizi çeldiren bir yanı olabilir. Her birimizin ayrı ayrı olabilir. Ahmet'in ayrı olur, Mehmet'in ayrı olur. Şakir abinin ayrı olur, benim ayrı olur. Değil mi? Hatice'nin ayrı olur, Ayşe'nin, Fatma'nın ayrı olabilir. Ama her birimizi çeldiren şeyler olabilir. İşte bu çeldiricilerimizi belirlememiz lazım. Beni ne çeldirir? Ben işte paraya mı çelinirim, makama mı çelinirim, şöhrete mi çelinirim, bilinmeye mi çelinirim, konuşmaya mı çelinirim? Neye çeliniyorsak bunu belirlemeliyiz ve buna karşı bir eylem planı geliştirmemiz lazım. Yani şu konularda benim zaafım var, bu konularda beni şeytan, nefis, işte dost görünümlü düşmanlar çeldirebilirler. O zaman benim neleri çeldireceğini düşünüyor olmam lazım ve buradan harekete kendimi korumaya almam gerekir diye düşünmemiz gerekir. Çeldiricilerimizi tespit etmek çok mühim. Ya kimse beni yoldan çıkartamaz. Ben işte bildiğimi yaparım, inandığımı yaparım. Hiç kimse beni yolumdan döndüremez. Doğru bir yerde giderim. Kimse aklımı çelemez, kalbimi çelemez, fikrimi çelemez diyebiliriz. Bunları büyük bir efelikle de söyleyebiliriz. Hoşumuza da gider. Kabarırız çünkü, değil mi? Kimse beni yapamaz falan demek nefsimizin çok hoşuna gidebilir. Ama hayır, insanız. Nefsimiz var, şeytanımız var, dalgınlıklarımız var, dikkatimizi sürdüremememiz var, odaklanamamız var, zayıflığımız var. Var oğlu var. Yani hepimiz çeldirilebiliriz. O bakımdan hani yok işte beni kimse yolumdan çeviremez falan dememek lazım. Yani büyük konuşmamak lazım. Yani kulluk sınırlarında konuşmak lazım. Kul gibi konuşmak lazım. Tekebbür ederek konuşmamak lazım. Yani böyle büyük büyük laflar ederek konuşmamak lazım. O sebeple çeldirilebiliriz. Ayağımız kayabilir, ayağımız sürçebilir ki bu veliler için bile geçerli, değil mi? Yani onların da vartaları var, bizimkiler gibi değil ama onların da vartaları var, onların da dikkat etmeleri gereken yerler var. Onun için onlara da dikkat etmek lazım. Bir cümle daha not almışım kendime. Hayri kesir olmaya talip ol. Kevser sırrı buradan doğar demişim. Ne demekse artık yani üzerinde var şey. Hayri kesir olmaya talip ol. Kevser sırrı buradan doğar. Yani büyük hayır olmaya. Kevser biliyorsunuz sonsuz, nihayetsiz, bitmezlik, bereket, kesret anlamına geliyor ya, maddi kesret değil de manevi çokluk anlamında. Hayri kesir ol. Yani kim senin yanına uğrasa senden bir hayır görsün. Kim sana selam verse senden bir hayır görsün. Sen kime selam verirsen senden bir hayır görsün. Yani selam verdiğin, merhaba ettiğin, yüzüne baktığın, beraber oturduğun, kalktığın, yol yürüdüğün kimse, sen öyle bir hayri kesir, öyle büyük bir hayır ol ki her yanından bir iyilik taşsın. Konuşmandan iyilik olsun, susmandan iyilik olsun, tavrında iyilik olsun, muamelende iyilik olsun, sessizliğinde iyilik, sesliliğinde iyilik. Yani bir hayri kesir ol. İnşallah tabii bunlar aslında bir ömür uğraşsak zor olabileceğimiz cümleler. Ama kendimize bir hedef belirlememiz ve bir şey söylememiz bakımından kendimize bu tarz zaman zaman kendimize söyleyeceğimiz cümlelerin, manifestoların yarar getireceğini düşünüyorum. İyilik yapar gibi görünmeyin, iyilik yapın görünmeyin demiş. Her birimizin zaafları farklı ama insan da bunu anlar da bundan zirveye sıçrayabilir. Evet, Sabiha'nın sözü, bu dünya bir kervan, biz de alışverişimizi yapıp vakti gelince başka bir kervana katılırız. Ahiret kervanı dikkate aldıksa ücret mükafatı ticaretimiz kazancımız olur. Peki. Her şeyin bir hukuku olduğu gibi sohbetin de hukuku var. Bunu gözetlemiş.
Bu benim çok dikkatimi çeken bir meseledir. Her şeyin bir hukuku var, kuralı var, sınırları var. Gerekeni var, lazımı derler eskiden. Yani sohbetin lazımı budur. Muhabbetin lazımı budur. İyiliğin lazımı budur. Dürüstlüğün lazımı budur. İlmin lazımı, irfaniyetin lazımı budur der. Yani sohbetin de bir lazımı var. Her şeyin bir hukuku var. Bunun gibi sohbetin de bir hukuku var. Bunu gözet. Bir meclise gitmişsen sohbetin hukukundan haberin olması lazım. Gitmişsin, diz çökmüşsün. Orada bir sohbet var. Bir sohbet kaynıyor. İlim kaynıyor. Muhammedilik kaynıyor. Muhabbet kaynıyor. İrfan kaynıyor. Bir şey kaynıyor orada. Sen oraya bir diken gibi giremezsin. Oraya dağıtıcı gibi giremezsin. Oraya bir bağ girer gibi paldır küldür giremezsin. Mescide girer gibi girmek lazım. Tekkeye girer gibi girmek lazım. Dostun evine girer gibi girmek lazım. Desturla girmek lazım. Edeple girmek lazım. İşte onun için Şeyh Şabanı Veli Hazretleri'nin Kastamonu'da Türbe-i Şerif'inde edeple gelen lütufla döner gider diyorlar. Pek çok tekkede vardır bu. Dergâhta, türbelerde vardır. Edep lütufu gerektiriyor. Edebin lazımı lütuf. Eğer edepli olursan Allah sana oradan bir lütufta bulunuyor, bir ihsanda, bir keremde bulunuyor. Onun için sohbetin hukukunu gözetmek lazım. Bir sohbete gittiğimizde orayı dinliyor olmamız lazım. Yani orada kendimizi göstermek, ne kadar bildiğimizi ortaya koymak ya da işte onun bilmediği bir şeyi söylemek, zorlanacağı bir şeyi sormak, dikkat çekmek için alakasız bir soru sormak, sanki anlatandan daha çok biliyormuş gibi daha üst mertebeden bir şeyi sormak falan. Bütün bunlar sohbetin hukukunu zedeleyici şeyler. Oradakilerin almış oldukları o sıradaki akımı, akışı, feyzi, bölücü şeyler. Çok dikkat etmek lazım. Yani bir arkadaşımı bir ara şeye götürmüştüm, bir sohbete götürmüştüm Balaban Tekkesi'nde. Yararlanacağını düşünmüştüm. Bir dostunu kaybetmişti, sohbet dostunu. Yani götürdüğüme 1.000 kere pişman oldum. Arkadaşlar da uyardılar beni. Ya nereden getirdin diye. Yani öyle, yani sorduğu şeyler kötü şeyler değil. Sorduğu şeyler iyi şeyler. Fakat sohbet ehli bir sohbeti yaparken o sırada oradaki dinleyenlere göre bir kurgu oluşturarak yapıyor. Onların alışkanlıklarına, onların bilgilerine, daha evvel anlatılanların üstüne bir tuğla daha, bir kerpiç daha koymak üzere bir şey yapıyor. Ve tabi tarzı var. Yani kimi hızlı hızlı, çok bilgi, heyecanlı anlatıyor. Kimi de yavaş yavaş, nokta nokta, ilmek ilmek dokur gibi anlatıyor. Sessiz kalıyor, biraz bir şey söylüyor. Sessiz kalıyor, biraz bir şey söylüyor. Diğer de gürül gürül gibi bir hatip gibi konuşuyor. Yani her birinin bir konuşma tarzı var. Ve dinleyicilerin de o sohbet halkasına katılmalarında onlara hoş gelen bir hal var. Sen gidiyorsun, ya çok vasat anlatıyor ya da çok alttan bir yerden anlatıyor bilinç mertebesi olarak diyorsun. Daha evvel duyduğun ama hakikatini bilmediğin, bilsen yapmazsın çünkü, bir şey soruyorsun. Efendim böyle mi böyle mi filan diyorsun. Hem sohbet ehlinin akışını bozuyorsun, hem orada dinleyenlerin odaklanmalarına mani oluyorsun. Ve orada böyle dışarıdan bir satıcı geçer gibi bir şey oluyor. Ya da böyle develer üzerinde şeyler var, ses çıkartan malzemeler var, tencereler, tabaklar filan var. O kervan geçerken o böyle seslerle insanların ya ne oluyor filan diyecekleri şekilde bakmalarına vesile olan bir tarzda bir şey yapıyorsun. Çok yanlış. Bir yere gittik mi dinlememiz lazım. Ha sizin söyleyecek lafınız mı var? Söyleyecek sözleriniz mi var? Anlatacak ilminiz mi var? Paylaşacak irfanınız mı var? Çok iyi bir sohbet adamı mısınız, insana mısınız? Çok iyi konuşabilen bir hatip misiniz? Olabilir. Bunların hepsi olabilir. Doğrudur da öylesinizdir. Fakat onu orada yapmak zorunda değilsin. Sen iyi bir sohbet adamıysan, insanıysan, ehliysen zaten seni dinleyenler vardır. Senin anlattıkların vardır. Senden yararlananlar, istifade edenler vardır. Orada onu yap. Bir başkası da gelip oradaki sohbet hukukunu bozmamalı. Yani senin tarzını da bir başkası bozmamalı. Ha soru mu soracaksın? Sonra sorarsın.
bitişte sorarsın. Soruya müsaade edilirse eğer edildiğinde sorarsın. Kendini göstermek için tartışmaya girer gibi. Çünkü bu soruların sonu gelmiyor. O kadar çok tanık oldum ki buna. Yani bir şey soruyor, onu cevap veriyor. Arkasından bir şey daha soruyor, arkasından bir şey daha soruyor. O zaman anlıyorsun ki sorunun maksadı öğrenmek değil. Sorunun maksadı oraya harekete getirmek. Ve ben bak ne kadar biliyorum, ne kadar şeyler soruyorum gibi bir dikkat çekmek gibi bir şey oluyor. Buna gerek yok. Hani bir tartışma ortamı değil, bir lise münazara ortamı değil. Yani bir ilim meclisi, bir sohbet meclisi. Onun için bir sohbet meclisine giderseniz kapının dibine eşeğe çökmek lazım. Boş yer varsa zaten buyur ederler. Oraya doğru hafifçe ilerlersin. Kabadayı gibi girilmez. Sohbet sırasında herkes bir şey dinliyor. O da falan. Esselamu aleyküm ey cemaat filan. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Bir arkadaşım çağırdı onun için geldim. Ahmet Bey siz misiniz? Filan hani böyle gibi. Hoş olmayan şeyler yapmamak lazım. Sohbetin hukuku var. Nasıl birbirimize dost olarak hukukumuz var? Arkadaş olarak hukukumuz var. Vatandaş olarak devletle bir hukukumuz var. Vatandaşlarla bir hukukumuz var. Her şeyin hukuku var. Sohbetin de hukuku var. Çünkü sohbet peygamber sünneti. Müsahabe diyoruz değil mi? Sohbet diyoruz. Sahabi diyoruz. Sahabiler sohbet dinleyen arkadaşlar peygamberimizin. Onun için o soruyu soran belki de şu anda söylediğim niyetlerle de sormamış olabilir. Öğrenmek için de sorabilir. Ama sohbetin bitimini bekle. Belki de senin zihnindeki 10 sorunun 5'i, 6'sı, 7'si cevaplanacak. Yani eğer sen bir derdin varsa, bir tasan varsa, öğrenme arzun varsa, iştiyakın varsa sabretmeyi biliyor olmasın. Sabretmeyi bilmeyene ilip nasip olur mu? Sabrı bilmeyene irfan nasip olur mu? Sabır bilmeyene sohbetin sırrı, feyzi gelir mi? O zaman onlara da dikkat etmek lazım. Yani sohbetin hukuku meselesi bence çok kıymetli bir şey. Buna hepimizin her an dikkat etmemiz lazım. Yani konuşmacı olarak çağrılmadığınız bir yerde illa konuşma derinliğine düşmemeniz lazım. Asla yapmamak lazım. Nezaketen davet edebilirler sizi. Yani onlar nazik olabilir. Efendim sizi tanıyabilirler. Buyurun iki cümlede siz söyleyin diyebilirler. Söylemek zorunda değilsin. Selamlarsın efendim. İstifade etmeye geldik, dinlemeye geldik. Dostlardan haberdar olduk. Bir kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Buyurun lütfen filan dersin. Devam eder. Yani adam sana sözü verdi diye oradan alıp bambaşka bir damardan bir yerden bir şey de akıtmaya da gerek yok. Zaten oradaki kişiler büyük ihtimalle konuşmacıyı dinlemek üzere geldiler. Seni dinlemek üzere orada değiller. O bakımdan senin söylediklerin çok da mâkes bulmayacak. Senin söylediklerin çok da yerini bulmayacak. Senin söylediklerin dikkate de alınmayacak. Çünkü seni bilmiyorlar kim olduğunu. Sen şöyle birisi olabilirsin, böyle birisi olabilirsin, alim olabilirsin, fazıl olabilirsin, zahit olabilirsin, abid olabilirsin, değil mi? Sohbet ehli olabilirsin, şu olabilirsin, bu olabilirsin. Ama onlar seni bilmiyorlar. Onlar oradakine odaklanmışlar. Sen de odaklan, bir şey kaybetmezsin. Kesinlikle kazanırsın ama. Ha gün gelir, bir zaman işte muhabbet doğar, bir tanışıklık doğar, bir muarefe doğar. Bir günde seni çağırırlar, özel olarak konu belli olur, öyle duyurulur. İnsanlar seni dinlemek isterler. O zaman da hakkını ver sohbetin. O zaman da hazırlan, gereğini yap, hukukuna dikkat et ve orada da gerçekten söylenmesi gerekeni söyle. Bütün duygularını söyle, bütün bedenine söyle, bütün bilgilerini söyle, bütün araştırmalarını söyle. Ama sana sıra gelirse ve senin hakkınsa oradaki konuşmak o zaman söyle. Yoksa bir konuşmacıya gittin ben de biliyorum diye söylemeye gerek yok. Bazen sizi tanıyor da olabilir o konferans veren kişi, konuşan kişi. Size bazen referanslar diyor. Aa Uğur abi de burada, Şakir abi de burada, Ahmet abi de burada, Dilşat da burada, işte Süheyla da burada falan diyebilir. Öyle dedi diye sözü kapmaya gerek yok. Korsan bir konferans vermeye gerek yok. Bu mesele de çok mühim. Dikkatimizi buraya da vermemiz lazım efendim. Evet, Muhammed Ravza burada, Gamzeli 13 burada, Sena Nur Çevir burada. Allah razı olsun bu gece biz bu bileği ticaretinden kazanç sağladık, heybemizi doldurduk bu gece biz bu. Eyvallah efendim. Bilginizden diyorsunuz. Estağfurullah, muhabbet ediyoruz efendim. Naturalist burada. GCL, GC burada. Kadriye 63 burada. Merhabalar efendim.
Allah sizden de razı olsun. Çiçek Tombul Hasbal burada. Ayşe Kan Kanat burada. Selamlar yeğenim. SLH'ye burada. Dilşat Tatar burada. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Şakir abinin notları var. Hemen okuyorum. Konuşmacının sözlerini tekrar ederek diğer dinleyicilerin hakkını gözetmeliyiz. Doğru abi. Tekrar ederek dikkati dağıtmamalıyız. Konuşmacıyı dinlemek üzere geldiğimizi unutmamalıyız. Harika tespitler. Şakir abi çok teşekkür ederim. Eyvallah Çiçek hocam. Dinlemek insanı bilge yaparmış diyor Sofi ruhum. Dilşat merhaba diyor. Merhaba efendim. Safa geldiniz tekrar. Yani her şeyin bir hukuku olduğu gibi sohbetinde bir hukuku var. Bunu da manifestoma koymuşum. Kendime hitap eden manifestoma koymuşum efendim. Betül Boncuk merhaba Betül hocam. Safa geldin. Evet. Bilgini ve irfanını çoğalt, kendini azalt demiş. Nasıl yapacaksak artık. Söylemesi kolay da değil mi? Yapması zor. Bilgini ve irfanını çoğalt, kendini azalt. Bilgimizi ve irfanımızı arttırdığımız zaman kendimizi azaltmış oluruz. Ya da şöyle diyelim, bilgimizi arttırdığımız zaman kendimizi azaltmamış olabiliriz, azaltamıyor olabiliriz. Ama irfanımızı çoğalttığımızda kendimizi azaltmayı başarabiliriz. Söylediklerimizi biz söylüyoruz gibi söylemeyiz ve söylediklerimize sahiplik, mülkiyet vermeden söyleriz. Sözün gereği olduğu için söyleriz, hakikat olduğu için söyleriz, muhabbet olduğu için söyleriz. Kur'an'dan, Fahri Kainat Efendimiz'den, Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan, alimlerden, evliyalarımızdan öğrendiklerimizi, hazmettiklerimizi, süt haline getirdiklerimizi söyleyebiliriz. Ama bizim malımız gibi satışa çıkarmamak da o işin gereği. Bilgini ve irfanını çoğalt, kendini azalt. Betül Boncuk merhabalar Kıymet Hocam, saygılar, sevgilerimle diyor. Eyvallah, kolay gelsin. Hayırlı programlar diliyorum sana da. TV14'te program yapıyor Betül. Harika işler yapıyor maşallah. Bir Ehl-i Beyt sevdalısı. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben de seni muhabbette selamlıyorum. Nimet 12.44 burada. Elimin sözü burada. Sadriye burada maşallah. Melek Müfide burada. Merhaba efendim. Sadriye merhaba. Melek Müfide hoş geldiniz. Evet, Melek Müfide analı kızlı güzel geziler yapıyorlar. Programla fotoğraflar çekiyorlar. Eyvallah Nimet 12.44. Kendimizi azaltma meselesi başlı başına bir konu, konuşabileceğimiz bir konu, üzerinde duracağımız bir konu, beraber tartışacağımız, müzakere edebileceğimiz bir konu. Nasıl azaltacağız kendimizi? O kadar çok çoğaltmaya çalışırken ne zaman vakit bulacağız da hangi yöntemle, nasıl bir sırayla ve hangi ilimle nasıl kendimizi azaltacağız? Bir okul bitirdik, bir tane daha bitirelim diyoruz. Bir sertifika aldık, bir tane daha alalım diyoruz. Bir iş yaptık, bir iş daha yapalım diyoruz. Bir ev aldık, bir tanesini daha alalım diyoruz. Bir araba aldık, bir tanesini daha alalım diyoruz. Şu toplantıda göründük, burada da görünelim diyoruz. Şurada konuştuk, burada da konuşalım diyoruz. Şurada fotoğraf çektik, selfie yaptık. Burada da çekelim, burada da görünelim diyoruz. Kendimizi çoğaltmak için, yani ibadetlerimize ayırdığımız, tefekkürümüze ayırdığımız zamandan daha çok kendimizi çoğaltmaya zaman ayırıyoruz. Nasıl azaltacağız? Bir kere azaltmaya niyet etmek lazım önce. Yani önce azmi, cezmi kastetmek lazım. Ama biz azaltmaya değil, çoğaltmaya azmi, cezmi kasteyledik. Değil mi? Hayırlı geceler. Fatma Külün Kitap'tan hoş geldin. Yani kendimizi, yani Hazreti Pir'in, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin ruhaniyeti selam olsun. Üryan geldik, üryan gideriz diyor. Üryan geldik ama biz çok elbiseler giyindik. Çok makamlar, mevkiler, titrer, şunlar, bunlar, bunlar, bunlar. Bir kere doğal olanlar var. Yani diyelim ki kız kardeşinin çocuğu oluyor, dayı oluyorsun. Erkek kardeşinin çocuğu oluyor, amca oluyorsun. Şöyle oluyor. Zaten doğal olarak kazandığımız şeyler var. Rütbeler var. Bir de ayrıca şu okula gittik. İşte mesela psikolog arkadaşlarım diyor, psikolog filan yazıyorlar mesela, doktor filan yazıyor. Hani o kadar çok kendimizi bir şeylerle tarif etmeye başlıyoruz ki, o kadar kendimizi bir şeylerle ifade etmeye çalışıyoruz ki nasıl azaltacağız kendimizi? Ben Doktor Ahmet diyor mesela, hani
hasta-hekim ilişkisinde olur zaten de, bir yerde sohbette tanışıyorsun, elini uzatıyor. Ben Doktor Ahmet diyor, ben Mühendis Ayşe diyor mesela, ben Avukat Fatma diyor mesela. Güzel de hani ben avukat aramıyorum şu anda. Bir sohbet meclisindeyiz. Ben hani bir mühendise ihtiyacım yok şu anda. Boyacı ben boyacım diyor mu mesela? Tenekeci ben tenekeciyim diyor mu? Yani dese doğru olur mu yani? İnsanlığımızı azalttığımız sürece görünmek istediğimiz, itibar görmek istediğimiz hususları çoğaltıyoruz demektir. Yani kendimize bilinen adam, alim adam, tanınan adam, şair adam, hikayeci adam, romancı adam, radyocu adam, televizyoncu adam, gazeteci adam, mühendis adam, doktor adam, psikolog adam, şu adam, bu adam. O kadar çoğaltıyoruz ki nasıl azaltacağız? Adamla tanışıyorsun, bir sürü şey söylüyor. Bir Kayapa'da biriyle tanışmışlar, bir kartvizit vardı. Kartvizitin üzerinde yazmayan yok. Şu Mevlana terapi yapıyor, psikoterapi yapıyor, işte Göksel terapi yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, Kur'an terapi yapıyor filan, yani örnek olsun diye, yani sadece o değil, yani her şeyi yazmış. Ya bu kadarın içerisinde insan boğulur. Ya bir sade insan ol. Ya bir kendin ol. Ya sade ol ya, bir sadece kendin ol. Kendimiz olmadığımız sürece kendimize söylediğimiz sözler geçmez zaten. Kendimize söylediğimiz cümleler tesir etmez zaten. Nasıl edecek? Bu kadar çoğaltırsan, bu kadar kendini kesete boğarsan, hakikati nasıl bulacaksın, tevhidi nasıl bulacaksın? Yani çoğaltıyorsun, ikiliye düşüyorsun, üçlüye düşüyorsun, tesire düşüyorsun. Yani zor, zor bir iş, zor bir dünyada yaşıyoruz sevgili canlar. Yani hakikaten zor bir dünyada yaşıyoruz. Zaten öyle eğitiliyoruz. Annen sana diyor ki işte sporda başarılı, müzikte başarılı, çok iyi arkadaşları var, çok işte bilmem ne, Türk dünyada gezmediği yer kalmadı, Türkiye'de görmediği yer kalmadı, filan işte bilmem şeyin arkadaşı, Beriki'nin bilmem dostu, şöyle çevresi var, böyle bilmem nesi var. Ya zaten öyle yüklendik ki, bu kadar yıl yüklendik ki, bunları azaltmaya kalktığımızda belki ömrümüz yetmeyecek, bilmiyorum. Yani hızlandırılmış bir biçimde yapamazsak eğer bunu, planlı bir biçimde yapamazsak niyet edip, kendimizi azaltmayı, ya belki ömrümüz yetmeyecek. Çok çoğalttık kendimizi. Kendimize çok şeyler yükledik. Ben Ayşe'nin babasıyım diyorsun. Ya güzel de o diğer de Fatma'nın babası. Değil mi? Ya ne oldu yani? Bu iş midir ya? Yani kendimizi tanımladığımız hususlar üzerine düşünsek var ya, çok komik, çok gülünç. Filan yerde işte şefim, filan yerde başhekimim, filan yerde baş mühendisim, filan yerde baş müezzinim, filan yerde baş imamım, filan yerde baş işte gardiyanım, filan yerde baş mübaşirim. Ve illa da baş yani olacağız değil mi? Yani altta olsa söylemiyoruz pek. Baş olacağız. Bu baş olmak derdi, belası kadar da insanın başına dert açan bir şey yok. Bela gerçekten. Baş olma belası çok bela bir şey. Onun için çok kıymetli olmak lazım. Dün bir yazı okudum. Hazreti Ömer, sahabelerden, vahiy katiplerinden birisi, çok da alim olduğu bilinen birisi, değer verdiği birisi. Yanında etrafında birileri aynı anda beraber yürüyorlarmış, onları kovalamış biliyor musunuz? Yani baş olma diye bir dert mi çıkardınız siz? Bir yolu mu açıyorsunuz diye. Düşüneceğimiz, yani üzerinde düşüneceğimiz çok şey var değerli arkadaşlar. Evet, Kadriye'nin işareti var. Hocam Allah razı olsun, harika bir sohbet demiş. 54 Çetin Kaya. Engin mi diye. Tam okuyamadım. İsmi nasıl çözeceğim? Sağ olasın. Aynen hocam, çok doğru tespitler diyor. Yük ağır. Esma ablam da geldi bu arada sona doğru. Yani kendimizi azaltacağız. Bilgimizi, irfanımızı, sevgimizi, muhabbetimizi, gönlümüzü, ruhumuzu, vicdanımızı, merhametimizi arttıracağız ama kendimizi azaltacağız. Bu kendimizi azaltma konusu üzerinde çok düşünelim. Bu kadar çoğaltmışken kendimizi nasıl azaltacağız bilmiyorum. Peygamber Efendimiz Allah'ın fâni kainatı iken, Habibullah iken abdühü demiş ya. Ya bundan da mı bir sonuç çıkartmıyoruz? Resulühü sonra yazmış, yazmak zorunda olduğu için.
Yani biz olsak yaldızlar, 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 neon ışıklarında falan söylemeye kalkarız sünme ağaça. Abdülhamid demiş ya, Allah'a kul olmak kadar, Allah'a kul olmak kadar bir paye yok. Biz niye buna razı değiliz? Yani Allah'ın kulusun, daha ne istiyorsun? Ot değilsin, böcek değilsin, şu taş değilsin, şu değilsin, bu değilsin. Onlar da çok kıymetli. Onları küçük görmek için değil de düşünebilme yeteneği, bilinçli olma yeteneği bakımından Allah'a muhatap olabilme, muhatap ilahi olabilme, beyana sahip olma, kelama sahip olma sebebiyle söylüyorum. Yani kul olmuşsun, daha ne istiyorsun? Ne olabilirsin daha? Yani kulluktan daha üst mertebe ne olabilirsin mesela? Profesör oldun ama yine kulsun. General oldun, yine kulsun. Mühendis oldun, yine kulsun. Doktor oldun, yine kulsun. Yani Allah'la ilişkin açısından baktığında kulluktan öte ne olabilirsin ki? Diğerleri insan ilişkilerinde mesleğinle ilgili bir şey. Mesleğini gider, en iyi şekilde icra edersin ama çıktığında kul Ahmet olursun. Çıktığında kul Uğur olursun. Çıktığında kul Şakir olursun. Değil mi? Kul Özlem olursun. O olursun yani. Olman gereken şey bu. Ya buralara da biraz dikkat etmek lazım. Onun için biliyorsunuz halvetiliğin de biraz çıkmasının sebebi ya da işte melamet neşesinin çıkmasının sebebi kendimizi böyle kıyafetlerle, sarıklarla, işte cübbelerle, haydarilerle yani kıyafetle bir mesaj veriyorsun. Ben alimim diyorsun. Öyle bir sarığın alim olduğunu gösteriyor. Diğer sarı şunu gösteriyor. Yani bunlardan azade olmak, bunlardan kurtulmak için gayret etmişler ve halk içinde hakla beraber olma. İnsanların taşlamasını değil, hakkın hoşnut olmasını mesele haline getirmiş olan insanlar gördük, tanıdık. Eyvallah Songül Kaykı. Sağ olasın Sofi Ruhum. O kadar not alınacak sözlerimiz yok ama. Selap Çelik, merhaba, hoş geldin. Çetinkaya, Allah'ım kulluktan ayırmasın bizleri, ne büyük makamdır kulluk. Eğer olabilmişsek tabii. Yani otomatik olan bir şey midir bilmiyorum yani. Allah'ın yaratığıyız da kullu olmak bir bilinç gerektiriyor ya, bir şuur gerektiriyor ya, bir ilim gerektiriyor ya, bir ihlas gerektiriyor ya, bir yöneliş gerektiriyor ya, bir sabır gerektiriyor ya, bir azim gerektiriyor ya, bir o yolda olma sabrı, azmi, mecali, gayreti, yorgunluksuzluğu gerektiriyor ya. Zor bir şey kul olmak da. Ama kul olmaktan daha da büyük paye yok. Bir menakıp anlatırlar. Bazen ben menakıpları anlamaya çalışırım. Hani bir menakıp anlatıcısı değiliz ama menakıpların da söylediği önemli şeyler var. Hazreti Musa Tuğra çıkıyormuş. İşte oradan birisi demiş ki yani Allah'ına selam söyle, Rabbine selam söyle. Şöyle şöyle diye bir şey murad etmiş. Musa peygamber de işte mükalemeden sonra döndüğünde o kişi karşılıyor. Selamı söyledin mi? Mesajımı ilettin mi? Filan diye soruyor. Hazreti Musa Aleyhisselam da Yüce Rabbimiz dedi ki o kuluma söyle. O kuluma söyle sözünü duyduktan sonra adamda bir neşe, bir coşku, bir muhabbet şey yapıyor. Allah bana böyle mi dedi diyor. Allah kuluma söyle mi dedi diyor. Gerisini söylemene gerek yok. Allah bana kulum diye hitap etti mi? Kulum de yeter diyor. Allah beni kul olarak kabul etti mi? Sana hitap ederken kulum diye mi hitap etti? Kuluma söyle diye mi hitap etti? Bu bana yeter diyor. Şu inceliğe bakar mısınız? Şu coşkuya, şu zerafete bakar mısınız? Ve biz de kendimizi nelerle tanımlıyoruz? Müslümanlık neyine yetmiyor? Mümin olmak neyine yetmiyor? Derviş olmak neyine yetmiyor? Aşık olmak neyine yetmiyor? Kul olmak neyine yetmiyor kısacası? Onu da ekleyelim, bunu da ekleyelim. Nasıl taşıyacağız? Yani bellerimiz kambur gibi. Yani gönlümüzün beli bükülmüş, sırtı kamburlaşmış. O kadar çok yüklemişiz ki o ruhumuza. Dik duramıyoruz, dik yürüyemiyoruz. Bu bize zulüm değil mi? Yani kendimize yaptığımız zulüm değil mi? Bu kadar kendimizi çoğaltmamız, kendimize yaptığımız en büyük zulüm değil mi? Başka düşman mı arıyoruz? Evet dostlar. Bu kısmı biraz uzattık herhalde, bağışlayın. Ben aslında şöyle bir önlü, şöyle bir arkalı ve şöyle bir önlü 3 A4 sayfası bir manifesto yazmıştım. Bunların hepsini elhamdülillah yapamıyorum ki Allah.
Yehdina ve yehdikumullah. Aksırma muamelesi yapalım. Okuyabileceğimi zannetmiştim ama bir 10 madde filan herhalde ancak gelebildik. Lafı uzun tutunca işte böyle radyocunun getirdiği, televizyoncunun getirdiği böyle bir şey var diyerek kendimizi de yeni çoğalttık gördüğünüz gibi. Kendimiz kendimize çeliştik değil mi? Ne güzel. Böyle bir işte. Söylersen böyle de söyletirler. Bilgini, irfanını çoğalt, kendini azalt. Bir başka cümle, belki 5 dakikamız var, öyle tamamlayalım. Bir insan kalbi olduğu için insandır. Bunu unutma. Eğer insansan, kalbin olduğu için insansın. O zaman başka kalpleri de hesaba katmalısın. Diğer bir cümle, yaptığın iş ve eylemlerde kârın sadece muhabbet olsun, oraya odaklan. İnşallah başka zaman belki, bilmiyorum ki. Yaptığın iş ve eylemlerde kârın sadece muhabbet olsun. Muhabbettir kârımız, başka ne isteriz diyebilmemiz lazım. Ya seni sevdim, muhabbettir kârım. Seninle sohbet ettim, muhabbettir kârım. Sana selam verdim, muhabbettir kârım. Seninle oturup kalktım, muhabbettir kârım. Seninle muhabbetten başka bir kazancım olsun istemiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Seninle olduk ya, seninle oturduk ya, seninle muhabbet ettik ya, seninle çay içtik ya, seninle tefekkür ettik ya, seninle müzakere ettik ya, seninle bir meseleyi konuştuk ya, benim kârım muhabbet. Muhabbetimi seninle çoğalttım, sevgimi seninle çoğalttım, Kevser oldum seninle diyebilirsek eğer, bu kazançların en büyüğü. Selvi Gür hocam da geldi. Hocam muhabbete selamlıyorum. Değerli hikayecimiz, muhakkak okumalısınız Selvi Gür Çağın hocamızın. Tabi başka yönleri de var. Onları da sayfasından takip edersiniz. Harika tabloların da sahibi. Yani eli hem kelimeleri bir tablo gibi yapıyor, hem de tabloyu cümleler gibi yapıyor. Tablosu hikaye gibi, hikayesi tablolar gibi. Harika, Allah böyle güzel dostlar, büyükler vermiş bize elhamdülillah. Okuyup yararlanmak lazım o emeklerden, o tefekkürlerden. Değil mi Şakir abi? Şakir abinin düzenlediği edebiyat sohbetlerinde de dinleme fırsatımız olmuştu birkaç kere. Eyvallah Emine hocam, teşekkür ederim. Yanlışımız var mı? Sen bir ilahiyatçı olarak Emine hocam, söylediklerimizde yanlışlar varsa lütfen düzelt. Yüreğine, dediğiniz gibi bu başlıkların her birisi de ayrı bir konu başlığı olabilir. Zevkle dinlemek isteriz. Allah razı olsun Şakir abi. Teşekkür ederim Selvi hocam. Evet, yani gönül nedir bilene gönlünü ver. Gönül arş-ı rahmandır. Gönül nedir bilene ver gönlünü gitsin. Ya. Muhabbetini ver, çoğalt. Onu biliyor çünkü onu. O onu yere düşürmez. Gönlü bilen gönlü yere düşürmez. Muhabbeti bilen muhabbeti yere düşürmez. Cümleyi, sözün değerini bilen sözü yere düşürmez. Cemalinde hakkı gören senin cemalini yere düşürmez. Bakışında Cenab-ı Hakk'ın nazarını hisseden o nazarı yere düşürmez. Gönül bilene ver gönlünü gitsin. Değil mi? Başka nasıl kime emanet edeceksin ki? Gönlü bilmeyene, hatırı bilmeyene ne emanet edilir ki? Gönülse gönül bilene, hatır bilene emanet edilir. Ver gitsin. Uğur Bey, hepsini bugün okusanız, biz buralardayız. İkinci bölüm olsa diyor. Yok, o kadar kafa şişirmeyelim. Allah zaman versin, ömür versin inşallah. Tokat yaylalarını selam tüm dostlara diyor. İnşallah biz de çarşamba günü Yozgat yaylalarına gideceğiz hocam. Oradan dostlara selam göndeririz. Sabri Balaman abim de burada. Muhabbete selamlıyorum. Vakit TV'de programları var ve Vakit'te yazıları var. Takip etmek lazım. Evet, bir dakika var, kapandı, kapanacak. Gönül nedir bilene, gönlünü ver, gönül arş-ı rahmandır. Zaman ömür sermayesidir, doğru yönet diye orada kalalım, bir işaret koyayım şöyle. Kendimize bir gönül manifestosu yapacak olsak, Cihan abi hoş geldin, neler olabilir diye düşünmüştük. Kendimizce kendimize söylediğimiz cümleler olmuştu. Eyvallah, aleyküm selam. Aynen abi, gönül bilene gönül dolusu değil mi? Binlerce selam olsun. Muhabbet ışıklarıyla dolu selam olsun.
Bir gönül manifestosu yapsak neler olabilirdi? Kendimize neler söyleyebilirdik diye düşünüp bazı kelimeler, cümleler not almıştık. Onların da birkaçını söyleyebildik. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Hayırla, huzurla sizleri selamlıyorum. Yayında kesilmek üzere efendim. Muhabbette kalın. Gönlünüzü gönül birine emanet edin. Bir gönül manifestonuz olsun. Allah'a emanet olun. Ya selam efendim.